Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paralel kenarın alanı nasıl hesaplarız onu öğreneceğiz. Hatırlarsanız 5. sınıfta bu konudan bahsediliyordu ama bir daha tekrar edelim. Paralel kenar aslında dik dörtgenin herhangi bir yöne doğru eğilmiş halidir. Bakın burada bir ABCD dikdörtgeni görüyorsunuz. Dikdörtgen özelliklerini şöyle bir kaba katılacak olursak bir kere e, dört açısı da dik açıdır. Zaten dik dörtgen adı oradan değil. Dik açılı dörtgen anlamında. Karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Mesela AB kenarı ile DC kenarı eşit uzunluktadır. AD kenarı ile de BC kenarı eşit uzunluktadır diyoruz. Peki biz bunu hafif yana doğru eğdiğimizde bakın yan tarafta halel kenar olmuş halini görüyorsunuz. Sadece açısal özelliklerini kaybediyor. Bakın gene AB kenarı ile DC kenarı eş olmaya, eşit uzunlukta olmaya, AD ile de BC eşit uzunlukta olmaya devam ediyor. Kenar uzunlukları değişmiyor. Sadece açılarını eğiyoruz. Bakın D açısı mesela 90 dereceyken dar açıya B açısı da aynı şekilde. Bu ikisi aynıdır aslında. E, A açısı 90 dereceden geniş açıya dönmüş. Gördüğünüz gibi aynı renk boyamayalım. Aynısı gibi durmasın. Şöyle yapalım. A açısıyla da c açısı aynıdır. Bunlar daha sonra detaylı öğreneceğimiz şeyler. Daha fazla üzerinde durmayacağım. Biz bugün alanı üzerine odaklanacağız arkadaşlar. Peki dikdörtgenin alanını, üçgenin alanı konusunda bahsetmiştik. Ne demiştik? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır dikdörtgenin alanı. Bu aşağıda bizim gördüğümüz DC yani uzun kenarına taban gibi bakacak olursak BC de dikdörtgen bir çadır gibi düşünecek olursak bu çadırın yüksekliğidir. Aslında taban çarpı yüksekliktir. Üçgen de neydi? Bunun yarısıydı. Dikdörtgenin yarısı olduğu için üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2 idi ama dikdörtgende 2'ye bölmüyordu. Peki bunları hatırladıktan sonra peki paralel kenarın alanı nasıl olacak? Bakın burada size bir etkinlik yapalım. Ne göreceksiniz? Şurada bir dikdört e, paralel kenar görüyorsunuz. Bu paralel kenarın herhangi bir tarafından, ister sağ tarafından, isterseniz sol tarafından. Ben burada sol tarafındakini seçmişim. Orayı yerden yukarıya doğru dik bir doğrultuda kenardaki üçgeni keselim. Bakın pembe renkle gösteriyorum. Burayı kesip diğer tarafa, diğer eğik olan tarafa yerleştirelim arkadaşlar. Bakın yerleştirdiğimizde ne şekli ortaya çıkıyor? Dikdörtgen şekli ortaya çıkıyor. Bakın peki bu dikdörtgen alanı uzun kenar ve kısa kenar dediğimiz şurası değil midir? İşte aslında biz paralel kenarın alanını bu şekilde bulabiliyoruz. Peki uzun kenar gene tamam uzun kenar. Burası değişmiyor bakın. Şura üstten gösteriyorum. Tek parça halinde olduğu için. Burası dikdörtgenin gene uzun kenarı, kenarı yani tabanı. Peki şu pembe üçgenin şurası karaldığım yeri ne oluyor? Yüksekliği oluyor. Bakın yani şu aslında bizim paralel kenarımızın yüksekliği arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştığımız nokta şu. Siz paralel kenarın alanını bulurken taban çarpı bakın buradaki paralel kenarı da gösterelim yükseklik. Yükseklik dediğimiz yerden yükseklik. Sakın Mesela burada EF kenarı var, kısa kenarı. Onunla çarpamıyoruz. Neden? O yükseklik değil. Yukarıya doğru eğik bir şekilde gidiyor. Yükseklik dediğimiz dikey doğrultuda, yerden yukarıya şeklinde giden düz çizgidir. Mesela bunu çadır gibi dene düşünecek olursanız, paralel kenar şeklinde bir çadır. Bu çadırın yüksekliği yerden, yerden en üstüne doğru giden mesafedir. En dik olan mesafedir. Mesela şu yükseklik değildir. Şu değildir. Bu değildir. Ama mesela DH uzunluğu yüksektir. Şu da aynı zamanda yüksekliktir. Şöyle uzantısını alalım. Bakın şuradaki karaladığım kısımda. Zaten bunların hepsi yükseklik. Bakın bu da yükseklik. Bu da bu da. Yani dik olduğu sürece yere dik olduğu sürece hepsi bunların yüksekliktir arkadaşlar. Biliyorsunuz üçgende ikiye bölüyorduk. Burada tabii ki bölmüyoruz dikdörtgende olduğu gibi. Yani GF uzunluğu taban dediğimiz çarpı yükseklik yani DH uzunluğu diyoruz. Tabi her zaman böyle taban hemen alt kısımda olacak diye bir şey yok. Dönmüş olabilir bu paralel kenar. Bakın burada yüksekliğin nereye yerleştirildiğine dikkat edin sağ taraftaki şekilde. Bakın nasıl diyelim bu çadırı şöyle döndürün düzeltin. Yükseklik böyle yerden yukarı olacak şekilde. Yani sağa doğru devrilmiş bir çadır bu aslında. Paralel kenar. Düzelttiğinizi hayal edin. Peki bu mavi çizdiğim yükseklik nereye dikiniyor? MN. MN tabanına dikiniyor arkadaşlar. Yani bu paralel kenarın tabanı MN uzunluğu ya da NM. Yüksekliği ise KS doğru parçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bakış açınıza göre size verilen uzunluklara göre tabanı ya da yüksekliği seçebilmelisiniz. Hemen örneklerimize bakalım. Mavi olan paralel kenarın alanını bulalım. Ne diyor? Tabanı 20, DC uzunluğu 20. Yüksekliği ne kadar? Yüksekliği de 12. Tek yapmamız gereken 20 ile 12'yi çarpmak arkadaşlar. Burada 2'ye bölmüyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Üçgende yapıyorduk onu. Peki pembe olan paralel kenara baktığımızda. Şimdi burada paralel kenarın kısa kenarı 7. Uzun kenarı 14. Yüksekliği de 6 vermiş. Şimdi ben 7 ile 6'yı mı çarpacağım? Yoksa 14 ile mi 6'yı çarpacağım? Şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bu 6 olarak verilen yükseklik hangi kenara dikiniyor? Yani ne hangi tabana aittir bu yükseklik? Şöyle hafif kafanızı yana doğru çevirdiğinizde bu yüksekliğin 7 ile alakası yok bakın. 7 ile işimiz yok. Şöyle bir yükseklik verilseydi bakın şimdi şöyle bir yükseklik verilseydi atıyorum burası birazdan söylerim 12 olurdu mesela. Nereden bildim 12 olduğunu? Şimdi onu birazdan söyleyeyim. Böyle bir yükseklik verilseydi 7'yi kullanırdım. Ama 6 dediğimiz yükseklik 14 olan paralel kenarın uzun kenarına dikiniyor. O yüzden tabanı 14 ise yüksekliği 6'dır. Çarptığımızda 84 olur. Bu pembe paralel kenardan alır. Peki az önce şurayı çizmiştim. 12 olduğunu yazmıştım. Şöyle bir yükseklik olsaydı. Bakın. Buranın 12 olduğunu nereden bildim? 6 ile 14'ü çarptığında 84 buldum değil mi? Bu paralel kenarın alanını. E, o zaman... E, K'den aşağıya doğru inen yüksekliğin öyle bir sayı olması gerekiyor ki hangi nereye dikiniyor bu yükseklik? K'den aşağı inen yükseklik 7'ye 7 ile 7 7'yi taban kabul edersek bu tabana ait olan yükseklik bu. 7 ile neyi çarparsam gene 84 bulmam gerekiyor. Yani nereden yaparsanız yapın hep 84 çıkması gerekiyor bu paralel kenarın alanını. Bir yerde 84 bulunca Diğer yerde farklı çıkacak hali yok. Aynı dikdört paralel kenar. 84'ü bir kenarda 7'ye böldüğünüzde uzun uzun bölmüyorum. 12 olduğunu yani ben buradan k'den aşağı inen yüksekliğin 12 olduğunu bu şekilde bulabiliyorum. Böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Sorumuzun orijinaline dönecek olursak burada biz aslında 7'yi kullanmıyoruz. 6 ile 14'ü çarpıyoruz arkadaşlar. Peki bir paralel kenarın yüksekliğini Nasıl çizebilirim arkadaşlar? Aç ölçer de kullanabilirim aslında ama e, Gönye'nin bu üçgen şeklindeki cetvelin özelliği zaten bakın şurası şu köşesi var ya şurası 90 derecedir. Diktir. Dik üçgen çizmede bize yardımcı olur özellikle. Oradaki diklikten yola çıkarak bu sıfır sayısının olduğu yerdeki e, dik açılı bir yer çizebilirim. İşte e bu da neye dikkat edeceğim? Açı ölçerinin kullanımını hatırlayacak olursanız, şu çizginin paralel kenarın kenarıyla e, hizalı olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa buraya da koyabilirsiniz, e, şuraya da yerleştirebilirsiniz, şuraya da yerleştirebilirsiniz, bu gönyenizi istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Yeter ki şu alt kenarı paralel kenarın Tabanı seçtiğimiz yerle hizalı olması lazım. Ben burada tabanı ne nereyi seçmişim? Uzun kenarını. Peki yan dönmüş olsaydı, bakın gene tabana şu şekilde hizalı, çizgiyle hizalı olmak zorunda. Yani ben gidip de mesela gönyeyi e, nasıl yerleştirelim? Şöyle yerleştirmiş olsam birinci şekilde, mesela şöyle yerleştirmiş olsam bu bana yüksekliği vermez çünkü eğik duruyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sağ taraftaki şekil mesela önce soldakine bakalım. Taban şuysa arkadaşlar tabanı bu seçtiysem yükseklikte kalemle şu çizilen kısımdır bakın. Taban ve yüksekliği gösterdi. Peki sağ tarafta bir yükseklik çiziyor kalem. Tabanı neresi o zaman? Tabanı sağ taraftaki kenar. Bakın tabanı bu. Peki yüksekliği neresi? Yüksekliği de şu arkadaşlar. Evet bu şekilde istediğiniz tarafa yükseklik çizebilirsiniz. Peki şimdi çok önemli bir yere geldik. Her zaman elimizde açı, pardon, gönye olacak diye bir şey yok. Bize kareli zemin ya da noktalı kağıt, kareli kağıt ya da noktalı kağıt verildiğinde biz hizalarından bakarak dik çizebiliriz. Nasıl? Sol taraftaki şekilde bulacak olursanız bir kareli kağıt var. Ben bunun tabanını şurayı seçtim. Tamam güzel. Taban burası olsun dedim. Zaten bu tür yerlerde arkadaşlar dik çizmek çok kolay. Neden? Taban dediğimiz yer zaten soldan sağa doğru çizgi üzerinde gidiyor. Ben o zaman yukarıdan aşağı inersem zaten dik çizmiş olurum. Gayet kolay. Tabi şurası tam çizelim. Şu dediğim benim yüksekliğimdir. Sadece buraya mı? Hayır. Şu da yüksekliktir şu da hepsi aynı çünkü bunların ve bunları sayabilirim bakın mesela ben burada tabanı kaç birim gerçi birazcık uçlarından kaymış ama yüksekliği bakın uç buradan da kaymış şu an sayamam tam e, kare şeklinde olmadığı için saymayalım alıştırmalar konusunda zaten saymalı bir örneğimiz var şimdi ona girmeyelim bakın e, çizgiler üzerinde gittiği sürece dik çizmek çok kolay peki asıl mesele sağ tarafta Taban çapraz giderse nasıl olacak? Bakın şimdi ben şuraya diyelim ki alt taraf olacak hali yok ki her zaman. Ha bu arada bunu alttan tabanı şurayı seçmiş olsaydım yükseklik çizmek çok kolay. Şu. Yukarıdan yüksekliği çizmek çok kolay. Burası dik açıdır. E bu tamam güzel de diğer kenara yani şuraya dik yükseklik çiz deseydi. Taban burası olsun. Bize soru da burayı verdi. E nasıl çizeceğiz? Hadi dik çiz dedi bu kenara. Şimdi çapraz gidenlerin çaprazlığını yakalamanız gerekiyor. Şöyle bir büyütüyorum arkadaşlar. Daha rahat görelim. Hangi kenara dik çizmek istiyoruz? Şu kenara. Bu kenarın çaprazlığını yakalamamız gerekiyor. Peki bakıyorum tam köşeler yakalıyorum kendime. Bakın şöyle. Dikkat ettiyseniz iki yukarı bir yana çaprazlığıyla gidiyor. Bakın bir, iki yukarı bir yana. iki yukarı bir yana. ikiye bir çaprazlığında gidiyor bizim bu seçtiğimiz kenar dik çizeceğimiz yani taban seçtiğimiz kenar. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 çaprazı. 2 yukarı 1 yana. Peki nereden yükseklik çizeceğiz? Taban burası tamam. 2'ye 1 unutmayın. Aklınızda tutun. Şuradan yükseklik çizeceğiz. İstersem şuradan da çizebilirim. Buradan da buradan da hiç fark etmez. Hepsinden çizeyim bakayım şimdi. 2'ye 1. Hatta not alayım şuraya. 2 yukarı 1 yana gitmiştik değil mi? Biz şimdi Bunların yerlerini değiştireceğiz. 2 ile 1'i yer değiştirelim. Çaprazlayacağız. Yani bakın şimdi 1 yukarı 2 yana gideceğiz. Sayıları yer değiştirdik. 2 ile 1'i yer değiştirdiğimizde bakın şu köşeden yükseklik çizeceksek eğer bakın 1 yukarı 2 yana. Tekrar gösteriyorum. Bir yukarı, iki yana. Ya da önce iki yana sonra bir yukarı da gidebilirsiniz. İki yana, bir yukarı. Yani şuradan geçeceğini alayabiliyorum. bakın. Sayıların yerlerini değiştireceksiniz sadece. Bakın iki yana bir yukarı. iki yana bir yukarı. Tam geçeceği yeri, şu temizleyeyim şurayı. Tam geçeceği yeri bile tespit edebiliyorum. Siz sadece buradan değil, şuradan da çizebilirsiniz. Şimdi şuradan niye çizmedim? Çünkü tam noktada olmadığı için sayamıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan iki yana bir yukarı, iki yana bir yukarı. Bakın gene buldum. Yani şu çizgi de dik olarak gidecektir. İstersem şuradan da aynısını yapabilirim. İstersen buradan da bakın iki yana bir yukarı, iki yana bir yukarı. Yani şu şekilde şunun uzantısı olacak şekilde gidecektir. Biz zaten nereyi daha çok seçiyoruz? Tam içinde şurası en güzel gözüken yer arkadaşlar. Evet bu şekilde yüksekliği buluyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.